Pantfor Panda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Doğan Dirim yerine karşınızda ben varım. Çok heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım. Soruları o kadar da hakim değilim. Yani bilmiyorum soruların ne olduğunu. Senden dinleyeceğiz. Çok fazla soru gelmiş. İsterseniz hemen başlayalım. Başlayalım. Alt kartlar ve TAF'la ilgili birçok soru var. Alt kartlar Esport'ta yayınlansa güzel olur. TAF'la Esport Plus bir anlaşma yapabildi mi? O konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? Bunu ara ara söylüyoruz. Bir toparlayalım o zaman. Esport Plus'ta sadece tabii ana kartı veriyoruz. Esport Plus'ta alt kartları aslında vermek istiyoruz. Özellikle pay-per-view gecelerinde. Çünkü çok iyi kartlar oluyor açıkçası. Ama öyle bir anlaşma yapamadık UFC ile beraber. Tabii ki bunun bütçesi, onların talebi bizim verebileceklerimiz. Burada durum çatallaşıyor. Bir anlaşmaya varılamadı. Taf'ı da istemiştik. Yine The Ultimate Fighter serisini. Hakikaten Türkiye için de önemli olabilecek bir seri. Çünkü biri bizi gözetliyor tarzında bir reality show, bir magazin programı. Taf konusunda da maalesef anlaşılamadı. Dolayısıyla bu yayınlar. Ama tabii e, olmayacak diye bir şey yok. İleride e, bu anlaşmalar sağlanabilir. E, UFC'nin de daha geniş kitlelere ulaşmasıyla beraber e, alt kartları da, tafı da ve başka e, programları da verebiliriz. Ama şunu da ekleyeyim tabii ki. Bilmeyenler olabiliyor çünkü. Esport Plus'ta countdown'u veriyoruz yazılı olarak. E, bir de Inside the Octagon programını veriyoruz. Sevgili Arda ve Ersan'ın yaptığı Cage esport programı var yine Esport Plus'ta. Bizim Murat Kazgan'la yaptığımız son round programı var. Yani bu şekilde aslında genişletmeye çalışıyoruz programları. UFC'nin o içeriklerinde yine almaya çalışıyoruz diyelim ama şu anda böyle bir durum yok. Bir de şu sorulmuş. Yurt dışındaki UFC yayıncıları maçlardan çok güzel klipler atıyor ama bölgesel kilitten dolayı Türkiye'den izleyemiyoruz. Esport böyle klipler yayınlayabilir mi? Yani arada yayınlanıyor Esport'un Twitter hesabından ama sanırım bu soru canlı olması üzerine bir soru. Ee, bu da yapılabilir. Bunda konuştuğumuz bir şey. İlerleyen dönemde olacağını umuyoruz. O zaman kafesin içine geçelim istersen. Geçelim. Son zamanlarda yaşanan Hamzat ve Habib gerginliğine binaen olası bir Hamzat-Habib maçının kazananı kim olur? Evet geçen programda konuşmuştuk. Bilmeyenler için onun ayrıntısına bakabilirler. Pound for Pound'un magazin programında. Hamzat meydan okudu Habib'e. O üzerinden işte Habib'e verdiği desteği çekti Kadiro Hamzat'a daha fazla destek veriyor şu anda. bunun üzerinden Habib'ten bir yanıt gelmedi. Ama şöyle bir durum var. Yani bunların Hamzat da Habib'in sikleti uymuyor. Hamzat 77 de dövüşüyor. 84 de dövüştü UFC'de. ama Habib her zaman 70 dövüştü. Hani 77'ye bile çıkmadı. Hani olası bir George St. Pierre maçı ihtimali vardı. Yapılabilir mi deniyordu. O da olmadı. O olsaydı 77'de olacaktı çok büyük ihtimalle. Dolayısıyla sikletlere uymuyor. Bir, i̇kinci olarak da yani Habib hakkında söylenebilecek çok az şey var şu manada. Yani yenilgisiz neredeyse round kaybetmemiş bir şampiyon ve hemen hemen herkese dövüşmüş bir şampiyon sikletinde. Dövüşebilecekleri daha var ama emekliliğini burada anlayabiliyoruz tabii ki. Hamzat ise müthiş sükseli girdi. Patlayıcı bir şekilde knockoutlarla, submissionlarla girdi UFC'ye. Sonraki Covid meselesi onun için tabii talihsiz oldu. Uzak kaldı kafesten. Ama Hamzat o ayarda daha görmedik Hamzat'ı. Yani onu zorlayabilecek rakiplerle görmedik. Böyle bir potansiyel de var Hamzat'ın. Hani zorlanmaya da bilir. O derece tehlikeli bir dövüşçü. İkinci mevzu da bu. Hamzat'ı bir görelim derim ben. Hani daha büyük rakiplerle, daha dirençli rakiplerle. Onun dışında zaten hani olabilecek bir eşleşme olmadığını düşünüyorum ben. arada çok büyük bir husumet de yok. Hamzat daha önce Habib'in takımıyla da çalıştı. Hani beraber kamp da yaptılar. Dolayısıyla hani birbirlerini de tanıyorlar. Burada Kadirov meselesi üzerinden bir sürtüşme oldu ama çok büyüyeceğini zannetmiyorum. Bu maçın da olacağını da zannetmiyorum. Zaten olması yönündeki engelleri de işte siklet farkı Hamzat'ın henüz kendisini kanıtlamamış olması olarak da söyleyebiliriz. Osman'la ilgili sorular var. Usman'ın yapması gereken tek maç Kolbi değil mi sizce? İkinci maç olursa sizce yere gider mi? Ben kesinlikle Kolbin'in maçı yere götürme planı yapacağını düşünüyorum. Yani daha önce maç yaptılar. Tabii çekişmeli bir karşılaşmaydı. Her ne kadar sonunda çenesi kırılsa ve e, bitirmiş olsa da Kamara Usman Colby Covington'ı. Yine de çekişmeli olması açısından evet en mantıklısı bu gibi gözüküyor. Colby yere alır, güreşini kullanır, gibi bir şey söylememiz çok zor bana kalırsa. İlk maça da baktığımızda zaten iki tarafta striking'i tercih etti. Ayakta vuruşmayı tercih etti. Çünkü iki tarafta birbirinin güreşine çok saygı duydular. Her ne kadar birbirlerine saygı duymasalar da güreş seviyelerine çok elit seviyede ikisi de saygı gösterdiler ve burada tek down denemesi bile olmadı yani ilk maçta. İkinci maçında ben benzer geçeceğini düşünüyorum. Yine vuruşlarının ön plana çıkacağını düşünüyorum. Ee, yine birbirlerinin güreşine saygı duyacaklarını düşünüyorum ama İkinci maçta da hani olursa sonucun çok da fazla değişeceğini düşünmüyorum ben. Çünkü o ilk maçın üzerine bence Usman striking olarak koydu. Ne kadar sert vurduğunu gördü. O direklerin ne kadar etkili olduğunu gördük. Masvidal'in hakaret edişini gördük. Yani ikinci maçın gidişatı da yine Usman'a doğru kayar bana kalırsa. Peki bu maç oldu ve Usman Kolbi'yi bir kez daha yenip sıkleti temizledi. Ama hak ettiği popülariteye de ulaşamadı. Bu sorunun çözmesi için de size geldi. Ne yapmasını söylersiniz? Ne derim? Yani bir üst siklete çıkması gerekiyor bir manada. Hani 77'de çok fazla bir isim kalmadı. İşte Luke geliyor, Steven Thompson var. Çok fazla isim kalmadı yani. Hani böyle bir üzerine bir şeyler koyabileceği, ona bir getirisi olabilecek karşılaşmalar. İşte Nate Diaz'a meydan okuyor. Yani çok manasız eşleşmeler olabilir. Hani para getirecek ama manasız. Yani ünlenmesini sağlayacak, daha fazla ilgi gösterilmesini sağlayacak üst siklete çıkması olabilir. 84 kiloya. Orada da işte Afrikalı şampiyon var. Yani İsrail Adesanya var şu anda şampiyon. Orada şampiyon değişirse bence çıkar. Atıyorum Adesanya'nın Marvin Vettori ile karşılaşması var. Böyle bir şey olabilir. Hani bu biraz şeye benziyor. DC, Kane Velasquez mevzusuna benziyor. DC işte Kane takım arkadaşı Ağır olduğu için ağır siklette dövüşmedi. Hafif ağra indi. Burada da işte iki Afrika kardeşliği içerisinde. İzzi ile Usman'ın içerisinde. Bu eşleşme olmaz. Yani dövüşmezler zaten. Ama işte orta siklette şampiyon değişirse oraya bence çıkabilir. Kanır Pörüye maçıyla ilgili sorular Hı. var. Klasik. <laughs> Kanır'ın kampa geç başlaması, işte önce tek başına çalışması çok eleştirilmişti. Şimdi geçen hafta bütün takım Dubai'ye gitti, kamp başladı. 7-8 haftalık bir kamp süresi olacak, bu süre yeterli mi? Yani normalde bu süre yeterli ama Kanır'ın e, ne yapmadığını hani programlarda da eleştirdik işte. Recep'le yaptığımız, Doğan'la yaptığımız programlarda Kanır e, McGregor çölde koşuyor gibi bir hava vardı. İşte kendi McGregor Fest tanıtımını yapıyor, uygulamanın tanıtımını yapıyordu bir antrenman partneri yoktu. Sadece kardiyo çalıştığını gördük. Hani bunlar tabii ki bir maç için yeterli değil. Şimdi Dubai'ye geldi John Kavanagh da, koçu da. Ama yani değişik sinyaller gene alıyoruz. Burada John Kavanagh mesela Will Smith'i çalıştırıyor. Will Smith geçenlerde çıktı göbeğiyle çıktı. Yani kendini en kötü hissettiğim an diye bir paylaşımda bulundu. Yani şu anda John Kavanagh hem kanırla kampı yapmaya çalışıyor hem de Will Smith'in göbeğini eritmeye çalışıyor yani hani beraber çalışıyorlar. Yine bir dikkat dağınıklığı var mı acaba sorusunu getiriyor açıkçası benim aklıma. Ee, 7-8 hafta kamp için bence yeterli. Hani daha önce de çalıştıkları adam zaten Dustin Poirier ama açıkçası ben çok göremedim. Hani kampın içerisinde antrenman partneri olarak kimler var? Hala e, aynı isimler mi var? Daha önce Dustin'le çalışırken Portekiz'de kamp yapmıştı. Çok fazla bir isim göremedik açıkçası. Hani antrenman partneri, değerli antrenman partneri diyelim. Burada yavaş yavaş ortaya çıkacaktır. Daha süre var tabii ki. Yavaş yavaş hani takımını, kampını, koşullarını, antrenman partnerlerini yavaş yavaş öğreneceğiz gibi geliyor. Daha iyi bir yorum yapabiliriz ama şu anda bile hani Kanır da işte çoluğundan çocuğundan da ayrı olacağını, bu maçı öyle hazırlanacağını söylüyor. Her türlü taktiğe karşı hazırlıklı olacaklarını söylüyor. Ama yani Kavana burada Kanır'ın tabii ki meşhur olmaktan dolayı bir memnuniyeti var ama bu maça odaklanmış gözüküyor. Çalışma olarak hani tatmin edici bir şeyler görmesek de. Yani Kavanaugh da meşhur olmaktan memnun bu arada. İşte Will Smith'le verdiği pozlar vesaire. Yani elimizdeki verilerle bir tek bu negatif bir şey olarak görüyorum. Ama dediğim gibi bu açılacak daha. Yani hani kampın biçimini daha net ilerleyen dönemde öğreneceğiz. Ve ona göre yorum yapabiliriz programlarda. Peki maçla ilgili bir tahmin yapmanız gerekirse? Maçla ilgili tahmin çok kolay değil tabii ki. Yani Kanar'ın revanşlarda gelip performans yükselttiğini biliyoruz. Hani çok işte net diyaz revanşı. Bu maçta da tabii ki performans yükseltecektir. O kalf kicklere, baldıra tekmelere cevapları olduğunu söyledi. Dustin Poirier kendisi de bunu denemeye çalışacaktır falan dedi. Açıkçası ikinci maça kıyasla çok daha akıl oyunlarının fazla olduğu bir maça doğru gidiyoruz. O yüzden ikinci maçtan da büyük olacak bence. Hani kazanan kim olur? Ya yani çok ortada. Ama Kanır da kafaya taktığı zaman ne olursa olsun o dikkat dağınıklığından kamp ortamının ideal olmamasından bahsediyoruz ama ne olursa olsun çok tehlikeli. Bir vuruşta bitirebilir ki o vuruşu buldu aslında ikinci maçta da. Ama Dustin iyi toparladı sonra iyi, iyi geldi ve güzel bir taktikte işi bitirdi. Yani başka sürprizler de getirebilir Dustin. Takımı da daha odaklı. Bir tık Dustin diyorum ben. Peki kanır kaybederse bundan sonraki kariyeri nasıl ilerler? Allah kötü. yani kötü gider yani. Hani o para maçlarının peşinde koşar. Şu anda koştuğu bir hedef var. Hafif siklet kemeri. Şu anda Charles Oliveira'da. Ama bunu kaybederse o kemer çok uzaklara düşecek. Para maçlarının peşinde koşacak gibi bir durum söz konusu. Kamara Usman da geçenlerde bir açıklama yaptı. Artık Kanır dedi. Zengin, ünlü, normal bir dövüşçü dedi. Hakikaten oraya doğru gidiyor. Yani hani Kanar'ın etkili alanı tabii ki çok büyük ama kafesin içerisinde normal bir dövüşü haline gelecek. Eğer burada da kaybederse büyük maçlar işte eğlenceli maçlar daha Kanar'ın hedefi olacak bence. Yani mecburen öyle olacak. Çünkü tamam UFC ona yatırım yapıyor onu tekrar kemere doğru ulaştırmaya çalışıyor. Ki bu maç bunun için kilit bir karşılaşma. Ama bunu kaybederse yani UFC'nin de yapacağı çok fazla bir şey kalmayacak gibi geliyor. Yani o desteği de... Bir kısım yitirebilir. Tekrar kemer maçına çıkması için çok iyi bir galibiyetler alması lazım. Bu yolda da çok gidiyor gibi gözükmüyor. Özellikle bunu kaybederse zaten büyük bir geri düşüş olacak. Kanır tekrar kemer alırsa Habib dönebilir mi? Dönmez. Bence. Yani buna net bir yanıt verdim. Yani çünkü Habib çok net emekli. Yani Denevay çok çalıştı. ikna etmeye çalıştı geri dönmesi için ama dönmez. Zannetmiyorum. O zaman konuyu değiştiriyorum. Olivera'ya geçiyorum. Olivera'nın kemeri birkaç maç savunabileceğini düşünüyor musunuz? Çenesi çok sağlam değil sanki. Ee, evet. Oliveira'dan böyle şüpheler var. Ama bu siklet o kadar güçlü bir siklet ki işte Conor var. Dustin'le maç yapacak. Justin gece orada bekliyor. İşte Michael Chandler yenildi ama geri dönebilir. Ben Yıldayuş işte çıkışta. Bu siklette hemen herkes birbirini yenebilir. Buradaki soru işte zaten merak ettiğimiz soru bu. Hani Charles Oliveira da yenilebilir. Kemer başkasında olsa o da yenilebilir. Yani dolayısıyla asıl soru bu. Charles Oliveira bu kemeri korumaya devam edecek mi? Muhtemelen Dustin Connor maçının galibiyle karşılaşacak. Ya da o iş çok uzarsa Justin Gage ile karşılaşabilir. Bu ihtimaller var. Bence koruyabilir. Yani benim çok beğendiğim bir dövüşçü. Çenesi sağlam mı? Evet. Michael Chandler maçında da biraz sallandığını gördük açıkçası. Ama çok fazla silahı var. İşte maç yere gittiğinde Jiu-Jitsu'su üst seviye. Onun dışında Muay Thai'si, striking'i çok üst seviye. Kendine güveni çok fazla ve Chandler maçında da istediği zaman neler yapabileceğini gösterdi. O geri dönüşü yaptı. Bence koruyabilir. Peki Oliveira küçümseniyor mu? Yani insanlar onu neden küçümsüyor diye bir soru gelmiş. Yani burada küçümseniyor mu? Biraz görmezden geliniyor diyebiliriz. Hani küçümseniyor gibi bir şey diyemeyiz Chandler maçının ardından ama biraz daha hani iletişimi insanlarla çok yüksek olmadığı için ben biraz oraya bağlıyorum. Hani Connor gibi değil. İngilizcesi de yok zaten. Dolayısıyla hani o iletişimi kurmakta biraz sıkıntı yaşıyor. Kendini ifade etmekte, anlatmakta biraz sıkıntı yaşıyor. Geçmişte aldığı işte tüy siklette, bir alt siklette aldığı mağlubiyetler de var. Onlar da biraz sıkı takip eden insanların Algısını değiştiriyor belki de. Ve genel izleyici için tabii bu tür ilgi alanları genel izleyiciyle beraber kurulur. Genel izleyiciye işte bu dil bariyeri dolayısıyla pek nüfus edemiyor açıkçası. Bunların etkisi var bence. Algılanmasının biraz düşük olmasında yani o ilgi alanının düşük olmasında. Onun yer oyununa karşı gelebilecek biri var mı sizce Hafif Siklet'te? Kanır e, maçının galibine karşı rahat bir galibiyet alamaz mı? Yani onun Jiu Jitsu'na karşı gelebilecek biri bence yok hafif Ama yer oyunu, grappling, hani güreşle beraber düşündüğümüz zaman e, şu andaki gidişatta tabii Justin Gezi'nin de güreşi iyi. E, o bir şeyler yapabilir ama İslam mesela, İslam'ı saymadık az önce, onu da saymamız lazım. İslam Mahachev sorun yaratabilir hakikaten. Yer oyunu açısından düşündüğümüzde sadece grappling olarak. Drew Dober galibiyetiyle İslam önemli bir güç olduğunu gösterdi burada. Özellikle grappling manasında. Habib'den sonra boşalan boşluğu o doldurabilir gibi duruyor. Habib de bunu zaten bu şekilde söylüyor. Yani birini söylemem gerekirse İslam onu zorlayabilir gibi geliyor ama Jiji Su manasında onunla kimsenin aşık atabileceğini düşünmüyorum. John Johnson gidişatı ne olur? <laughs> Vallahi John Johnson gidişatı ne olur? John Jones bilir diye buna <laughs> bir yanıt vereceğim. Çünkü biz bilemiyoruz bunu yani. Hani Dana White'ın da dediği bilmiyorum ne yapacağını. Hani yarın bırakabilir de e, tarihin en iyisi olarak bırakmış olur diyor mesela. Çünkü Stipe önerildi. John Jones'a kabul etmedi. Stipe Miocic'i illa Francis Ngannou'yu istiyor. Ama Ngannou maçında da istediği para çok fazla. Bu bir yönden anlaşamıyorlar. Gelecekteki gidişat tabi Derek Lewis de Ngannou olacak olacak deniyor ama resmi olarak hala açıklanmadı. Dolayısıyla bir pazarlık sürüyor hala. Dana White her ne kadar hani sert blöfler yapsa da bu bir pazarlık. Yani bu pazarlıkta sanki ama John Jones geri adım atmıyor gibi duruyor. Conner'ın aldığı parayı istiyor. Ki o parayı yıldız statüsü manasında karşıladığını düşünmemiz zor açıkçası. Yani ne kadar tarihin en iyisi olsa da. Benim düşüncem bu Engano-Derek Lewis maçı olacak. Sonra da işte yavaş yavaş John Jones'a doğru... Ya o maç olacak gibi. Asiklet'te bir maça çıkacak gibi geliyor bana. Yani Engano'yla olur mu? Çünkü... Engon'un önünde bir de Stipe demesi olacak. Eğer Luis yenerse bu defa o maç konuşulmaya başlanacak. John Jones yine deklemde de olacak ama işte UFC'nin istediği orta yolda buluşmayı yapmazsa yine dışarıda kalacak. Bir süre inaktif olarak görebiliriz bence John Jones'u. Miocic'in için Engano maçı için kilo alması olası bir John Jones maçı için dezavantaj mıdır? Evet hafif çıkmıştı ikinci maça Engano karşısında. Çünkü Daniel Cormier karşılaşmasında çok verim aldı. Efektif hızıyla verim aldı. Daniel Cormier'i bu şekilde yendi. Engano maçında da bunu tutacağını düşünüyordu Stipe Miocic ama güç farkı çok fazla oldu. Dolayısıyla tekrar kilo almaya başlıyor. Yani kas kütlesini arttırmaya çalışıyor Stipe Miocic. John Jones maçı için bir dezavantaj olur mu? Zannetmiyorum. Yani John Jones da zaten hani çok fazla kaslandı şu anda Arsiklet'e geçeceğini düşündüğü için en azından. Dolayısıyla John Jones maçı içinde Engano maçı içinde bence kas kütlesini arttırması gerekiyor Stipe Mioch için. Bu manada bir dezavantaj olmaz. Aksine daha iyi bir durum olduğunu düşünüyorum ben. Cyril Gain, Engano maçı bir gün olur mu? Olursa ne olur? Ee, bir gün olur. Yani Engano şampiyon kalırsa onunla karşılaşacak çok az kişi var. İşte Stipe üçlemesi diyoruz, Derek Düz diyoruz, John Jones diyoruz bir tarafta. Bu isimlerin ardından da ya bu isimler daha olası isimler. Cyril Gan geliyor yani. Hani Sirilgan komple bir dövüş. işte son jenerasyon MMA'cilerden biri. yere oyunu iyi, ayakta iyi, striking'i Engano'dan daha iyi teknik manada. Yıkıcı gücü tabii ki tartışılır. Müthiş bir maç olur. Cyril Gan Francis Ngannou karşılaşması ve bir yerde de zaten bence karşılaşacaklar. Yani kaçınılmaz gibi duruyor bence. Çok büyük bir sıkıntı yaşamazlarsa, büyük bir talihsizlik yaşamazlarsa Kaçınılmaz duruyor bu eşleşme bence UFC'de yakın zamanda görebiliriz. Alexander Gustafson sosyal medya hesabından üstü kapalı bir şekilde geri döneceğinden bahsetti. Geri dönüşünde ne yapar? Hangi siklette döner? Gücü yeterli değil bence ağır siklete. Ee, ağır siklette canavarlar var. oraya çok işleyebileceğini düşünmüyorum. Hafif ağır için bile gücü yeterli değil bana kalırsa. Hani o kadar yıkıcı değil. Ama e, müthiş bir boksu var. Komple bir MMA dövüşçüsü. Fake'den savunması iyi son maçlarda çok bunları göremesek de. E, dolayısıyla Hafif Ağır özellikle John Jones'un da orayı boşaltmasıyla beraber onun için ideal gözüküyor. Ama nasıl döner sorusuna yanıt vermemiz gerekiyor. Bence Hafif Ağır sıkletle dönecek ki dönmeli de. Biraz şüphelerim var Gustavsson'la ilgili. Çok sıkı çalıştığını, sağlam döneceğini söylüyor ama emekliliği düşünmüş, emeklilik kararı vermiş. Sonra geri dönen dövüşçülerde çok öyle bir Gene aynı başarıyı yakalamak kolay olmuyor ki son 4 yılda e, 3 mağlubiyet olması lazım. ardarda arda 3 mağlubiyet ve ağır yenilgiler. Gustafsson'un çok motivasyonun yüksek, e, odağının yüksek olduğunu düşünmüyorum son maçlarda. Bunu tekrar sağlayabilir mi bir geri dönüş içerisinde? Yani benim bu konuda işte şüphelerim var. Tabii ki belli olmaz ama yani çok düşünmüyorum açıkçası. Sizce kemeri 3 Afrikalı'dan hangisi ilk kaybeder? Bu soru e, enteresan bir soru. 3 Afrikalı Francis Ngannou, Israel Dasenya, Kamaru Usman. Yani Kamaru Usman çok kaybedecek gibi durmuyor. Dediğim gibi orta sikleti çıkıp bırakabilir belki. Ngannou tabii ağır siklet her zaman tehlikeli. Yani Derrick Lewis karşısında favori olsa da... Yani o maç resmileşmedi ama... Derrick Lewis bir vuruşta her şeyi değiştirebilir. Israel Dasenya de çok bir rakibi kalmadı. Marion Vettori ile dövüşecek. Yani Vettori tabii ki aşama kaybetti ama... Bence... O maça alacağını düşünüyorum izinin İzli'yi orada zorlayabilecek en büyük rakibi Robert Whittaker. Ki onu revanşta da gene yenme ihtimali yüksek. Ben Francis Ngannou diyeceğim. Gezegenin en belalı adamı. Yani bu üçlü arasında kemeri kaybetmeye en yakın o olabilir gibi geliyor bana. Çünkü ağır siklet. Çok zor. Sandagen'in özellikle Peter Young gibi bir katilin olduğu sıklette önümüzdeki yıllarda kemer alma şansı var mı? Var. <laughs> yani böyle yani var. Olmaya da ama Corey Sentegin öyle bir seviyeye geldi ki. Yani son Frank Edgar galibiyeti. Burada işte göreceğimiz o kemeri alabilecek mi? TJ Dillashaw karşılaşması olacak. TJ gibi eski büyük şampiyon karşısında işte dopingten dönüyor. Nasıl bir performans ortaya koyacağı o kemeri alıp almayacağını belirleyecek bence. Tabii ki TC yenilirse çok büyük bir sekteye uğrayacak bu gidişat. Daha Elcemen Sterling işte iyileşecek de Kasım'da yapacağım diyor. Kasım ya da Aralık'ta Rövanşı Piotr Jan'la yapar mı? Onu da bilmiyoruz. Onlar maç yapacak. İşte Corey Santaygan TJ ile maç yapacak. Uzun vadede bu kemer maçları gelişecek. Daha vaktimiz var. Ama Santaygan'ın en büyük testi işte TJ maçı olacak. O da yakında olacak zaten. Tarihin net olarak hatırlamıyorum şimdi ama. O maç gösterecek bence kemeri alabilir mi, alamaz mı? Oradaki performans. Floyd ve Logan'ın basın toplantısını hiç konuşmadınız. Neler düşünüyorsunuz? YouTuber'lar e, geldiler boks dünyasına ve Jack Paul'un ardından Logan Paul. Ya bu diye hakikaten yani biraz ne düşüneceğimi bilmiyorum. Ya yani Floyd bu maçı net alacağını söyledi. Bütün benim kontrolüm altında olacak dedi. O şapka meselesi soruluyor muhtemelen işte Jack Paul'un o şapkayı alması ve çocuk gibi sonrasında işte ortalığı karıştırması. Floyd'un sinirlenmesi. Floyd'u da bu kadar sinirli yani çok görmeyiz yani, yani artık yani ama bu adamlar böyle. Bu adamlarla iş yaparsan bir nevi hani cringe show onların YouTube şeklinde. Yani rezil olarak bunu göze alıyorlar. Jake Paul'un yaptığı da buydu. Yani basın toplantısında sahnenin kenarında işte abisi Logan Paul'la Floyd varken ayakkabı bağcığını çözüyor Floyd'un. Yani uzattıkça uzatıyorum çünkü ne konuşacağım bilmiyorum <laughs> hakikaten. Ama Floyd parasını kazanacak. Biz de izleyeceğiz. Belki de ben anlatacağım bu arada. onu da haberini verelim. Şunu vermiyoruz, bunu vermiyoruz diye program açılışında soru cevabın açılışını orada yapmıştık. Taze taze bir haber. Bunu da bu programda vermiş olalım. Ve Sport Plus'ta olacak. Floyd Mayweather, Logan Paul karşılaşması. Kaçırmayın diye <laughs> diyelim bu kadar konuştuktan sonra. O zaman daha kişisel sorulara geçiyorum artık. Sizce John Jones mu, Habib mi? God tartışmasında herhalde bu. Bence John Jones. Ya Habib de tabii ki çok büyük bir şampiyon. Neredeyse round kaybetmedi, UFC kariyerinde yenilgisiz bitirdi ama John Jones da yenilgisiz, bir tane diskalipyesi var tabii. Habib'ten çok daha fazla kemer korudu, sikleti temizledi John Jones yıllar içerisinde ve devam da ediyor. Yani bütün bunlar zaten bence John Jones'u daha yukarıya <laughs> yerleştiriyor. Bunun da dışında ağır, ağır siklette de kemeri alırsa zaten, bu soru şu anda soruluyor mesela, bu soru sorulmayacak bile. Yani Habib'in çok büyük bir şampiyon olmasından dolayı bu soru soruluyor. Yoksa hani dövüş stilleri açısından da baktığımızda Habib'in tabii ki çok güçlü bir güreşi var. E, durdurulamaz bir güreşi var. Ama John Jones'un bir MMA dövüşçüsü olarak daha komplo bir dövüşçü olduğunu söyleyebiliriz. Ayakta da, yerde de her türlü rakibini bitirebiliyor. Yani son dönem maçları puana gidiyor belki ama taktiksel olarak da onu çok iyi kurgulayabiliyor. Yani Habib ise bir yok edici gibi e, rakibin üzerine gidiyor. Farklı biçimler. Ama daha komple MMA dövüşçüsü olması açısından da ben yine John Jones diyeceğim. Birkaç soruda şey sorulmuş. En sevdiğin 3 dövüşçü? Yani bu zor bir soru. Yani Anderson Silva derim. Max Holloway. Ha Israel ya diyebilirim. Ama dövüş biçimi olarak da Izzy'yi yine söyleyebilirim. Yani bu üçü. Amatör ya da profesyonel olarak dövüş sporlarıyla hiç ilgilendiniz mi? Yapmaktan bahsediyor sanırım. Ee, öyleyse hangileri öyle değilse bile teknik konularda bilginizi nasıl geliştirdiniz? Birkaç antrenmana katıldım. Yani dövüş antrenmanına ama yani sürekli olarak e, işten dolayı da hani e, buna çok fazla vakit ayıramıyorum. Yani antrenman izlemişliğim de var. Asıl mevzu işte teknik olarak ya da dövüş dünyası içerisindeki gelişme biraz e, ben anlatarak oldu yani. Hani spikerlik mesleği içerisinde çünkü 12 yıldır hani dövüş sporları anlatıyorum. Neredeyse anlatmadığım organizasyon kalmadı. Yani önce Eurosport'ta, ardından Fight Network'te, şimdi Esport'ta 12 yıldır dövüş sporları anlatıyorum. Anlata anlata tabii o ilgim de var, alakam da var. Her ne kadar pratik olarak yapmasam da bu şekilde bir seviye geldi diyebilirim. Tarihinin tüy sikleti sizce kim? Yani bu zor bir soru çünkü Jose Aldo gerçeği var yani 10 yıl yenilmedi galiba Jose Aldo ama sonrası işte Kanır'a yenildikten sonra e, işler onun için çok parlak gitmedi. Şu anda tekrar o çıkışı arıyor bir alt siklette de olsa ama Max Holloway iki kez Jose Aldo'yu yendi. Son Volkanovski mağlubiyeti tartışmalı Max'in ama Aldo'ya karşı da bir şey söylemek istemiyorum açıkçası e, içimden geçen Max Holloway. Fakat Jose Aldo da geçmişte yaptıklarıyla her ne kadar kariyerin bu noktasında o Bunları tekrarlayamasa da bir efsanedir. Türk sikletin efsanesi Jose Aldo'dur. En iyisi Max Holloway'dir gibi bir yanıt. Bruce Buffer gibisi daha gelir mi? Gelmez. Yani ama biraz açalım tabii <laughs> bunu. Yani ring anonsörleri tabii çok ikonik isimler var işte. Michael Buffer tabii ki. Zaten üvey kardeşler Bruce Buffer'la. Ee, Jimmy Lennon Junior, yine ikonik isimlerden biri. İyi isim gelir ama bunlar karakter oldukları için Bruce Buffer apayrı bir karakterdir. Ama başka e, tabii ki daha iyiler gelir hani bu saydığım isimler arasında ama çok ender oluyor işte bu kadar imzasını atan ring anonsörü. İşte Bruce Buffer yapmadığı zaman Joe Martinez yapıyor. Mesela o da iyi işini iyi yapıyor UFC'de. Bizde de Mustafa Özben var bu arada yani bizden de hani isim vermemiz gerekirse. Ee, o da müthiş bir anonsör bence. Bruce Buffer gibisi bir daha gelmez yani. Ama başka karakterler illaki gelecektir. Her geçen gün ülkemizdeki UFC ilgisi artıyor. Bu ilginin durumundan siz memnun musunuz? Yani daha hızlı artsa daha iyi olacak <laughs> diyebilirim ama şöyle bir durum var. UFC'nin önündeki engeller arasında hani biz bu işin eğlenceli tarafı içerisinde işte sevdiğimiz bir sporu bu programlarla hani tanıtmaya daha fazla kitleyi arttırmaya da çalışıyoruz işte. Ama negatif tarafı en büyük aldığı hasar UFC'nin izlenme açısından saatleri tabii ki yani hani saatlerin çok ters olması bizi etkiliyor açıkçası bu imenin e ben de UFC ilginin daha arttığını düşünüyorum ama daha hızlı bir şekilde ilerlemesinin önünde engel oluyor saatler ve bir tabii ki rütük kuralları aynı zamanda hani belirli saatler içerisinde yayınlayabiliyoruz. Dolayısıyla biz hani Esport Plus'tan veriyoruz ki bence de mantıklı bir karardı çünkü yeri en azından belli Plus'ta olacak. Saatleri ve rütük kuralları işte biraz daha e, kitleyi arttırma açısından bir engel oluyor Türkiye'de maalesef. MMA organizasyonları olarak en iyi ilk üç organizasyon hangisi? Yani UFC tabii ki e, bir numara. Yani One Championship ve Bellator. Hani olan şüpheliler belli zaten de. Son dönem performanslar maçlar arasında, arasından baktığımda yani PFL de İyi bir duruma gelmiş durumda. Tabii çok fazla organizasyon var. Amerika'da, Avrupa'da işte Cage Warriors var, KSW var, M1 var, Fight Nights var. Hani bunlar da iyi organizasyonlar ama dediğim gibi UFC, Bellator ve One Championship'i ben daha yukarıya koyuyorum. Onların yanına da şu son dönem çıkışıyla PFL'i ekleyebilirim. Hazır adı da geçmişken One Türkiye'ye mi geliyor? Ben de duydum, gördüm. Seyircimiz sağ olsun bize e, o mesajı da yönlendirmiş. Patronu öyle diyor. One Championship'in başkanı sahibi öyle diyor. E, MMA mi olacak yoksa kickbox olarak mı olacak? Türkiye'nin ismi geçiyor. Avrupa'da organizasyonlar yapmaya çalışıyor. İşte Van'ı az önce zikrettiğim şekliyle gelişiyor Van. Hani Bellator'un belirli bir seviyesi var. O seviyeyi çok fazla aşamıyor ama Van üzerine koyarak geliyor yani. hani. Ve Avrupa pazarını açması bu manada önemli. Amerika'da yapmışlardı zaten daha önce ama. İşte bu pandemi süreçleri biraz onları engelledi. Amerika'ya da devam edebilirler ve yani yanlış bilmiyorsam çok para var. Ee, bir de çok fazla nüfusu olan bir coğrafyada, Güney Asya'da çıkıyor. İşte orada Singapur'da, Endonezya'da organizasyonlar düzenleniyorlar ve bayağı büyük geceler yapıyorlar. Ve Avrupa'ya gelirse, Türkiye'ye gelirse bizim için de çok iyi olur. Hani diğer organizasyonların da, büyük organizasyonların da kapısını açar. Umarız gelir. Hani bu isim zikredildi. Müthiş olur. Yani MMA maçı olur mu? kickboks mu olur onu bilemiyorum. İkisi beraber olabilir. Yani dövüşçülerimizin dövüşebileceği böyle büyük bir arena bulması açısından da muazzam olur. Umarız bu söz gerçekleşir diyelim ki diğer organizasyonların da kapısı açılır böylelikle ve o bir önceki soruya da paslayacak olursam eğer işte o MMA'in ilerleyişi büyümesi daha da artar ülkemizde. Olimpiyatlarda Avrupa şampiyonalarında şampiyonluk yaşamış başarılı olmuş güreşçilerimiz var sahip oldukları yeteneklerin üzerine striking de eklendiğinde gelecek yıllarda UFC'de ya da diğer organizasyonlarda üst düzey dövüşen ya da şampiyon olan Türk dövüşçüleri görme ihtimalimiz var mı? Yani yakın zamanda çok bu güreşçiler üzerinden diyelim. Tabii Arptekin var. Arptekin Özkılıç zaten Greco O ilk UFC dövüşçümüz Arptekin. Güzel maçlar da çıkardı. 4 ya da 5 maç yaptı UFC'de sanırım. Lineker'la maçı özellikle muazzamdı. Onun dışında biri çıkmadı. Ama buradaki durum şu. Yani güreşçilerimiz hayatlarından memnunlar. Yani Türkiye'deki mevzu. Yani güreş yaparak hayatlarını geçirme biçimlerinden memnunlar. Devletten aldıkları yardımlardan memnunlar. Avrupa şampiyonu ya da olimpiyat şampiyonu ya da dünya şampiyonu madalyalı güreşçilerimizden bahsediyorum tabii ki. Ve böyle bir düşünceleri yok. Yani öyle bir bakış açıları yok bana kalırsa. Bir ara Taha Akyol Amerika'ya gitmişti. Orada acaba dedik yani orada bir çalışma içerisindeydi. Taha da müthiş bir güreşi zaten. Türkiye'nin çıkardığı en büyük güreşilerden biri. Ama öyle bir durum olmadı. Yani o geçiş de çok kolay olmayabilir. Yani güreşçinin yumruk almaya başlaması, bunun ne dediğini, ne olduğunu öğrenmeye başlaması da aynı zamanda bir engel oluyor. Kazgan MMA'de yani bildiğim Diyorum. Yani Ramazan olması lazım o var. Türkiye başarıları olan yani çok iyi bir güreşçi, milli takımda güreşmiş biri. O MME çalışıyor mesela, belki başarılı olabilir ama çok fazla bir isim zaten hani e, yok böyle bir. E, çoğunun da isteği de yok, talebi de yok gibi geliyor bana. Sorularımın sonuna geldim. O, oh, bu kadar mıydı? Bu kadardı. Nasıl buldun beni moderatörlüğüm? E, harika. E, artık Doğan düşünsün diyorum. O zaman kapanışta ne söylemek istersin? <laughs> Pound for Pound'da soru cevap bölümündeydik. Ben kapanışta ne söylemek istersin deyince kapatıyorum direkt. Umarız sorularınıza yanıt verebilmişizdir. Bu şekilde sizin de ilginizle beraber emeği bir yere getireceğimizi inanıyoruz. İnanıyoruz bu ülkede. Hoşça kalın.